Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir revani tatlısı tarifi vermek istiyorum. İnanın tam kıvamında, asla dağılmayan ve şerbetini tam anlamıyla bütün halde çeken, yani üst kısmı kesinlikle kuru kalmıyor. Her yeri şerbete doymuş ama şerbet içinde yüzmeyen bir revani tatlısı. Şimdi dilerseniz ilk önce şerbetimizi yapmakla başlayalım. Bunun için 3 bardağı toz şekerimi tencereme aldım. Üzerine 3 bardak su ilave ettim ve bir dilim limon ekliyorum kabuğuyla birlikte. Limon sayesinde şekerlenme olmayacak şerbetimizde. Kaynamaya alıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıp soğumaya alıyorum şerbetimi. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak çünkü. Şimdi geçelim tatlımızın malzemelerine. 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı yoğurt ve 1 su bardağı una ihtiyacımız var. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve ayrıyetten bu isteğe bağlı 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekledim ben. Hindistan cevizi sevmeyenler eklemeyebilir. Şimdi her zaman olduğu gibi ilk önce yumurta ve şekeri güzelce köpürene kadar çırpacağız. Bu arada fırınımı da 160 dereceye açtım. Isınıyor şu an. İnanın bu tatlı çok pratik arkadaşlar. Kesinlikle zaman alan bir tarif değil. Hemen 5 dakikada hazırlayıp fırına verebilirsiniz. Yumurta ve şekeri gördüğünüz gibi güzelce böyle rengi açılana kadar çırptım. Daha sonra diğer sıvı malzemeleri ekliyorum. Yani yarım bardak sıvı yağ ve 1 su bardağı yoğurdumu ekleyip tekrar biraz çırpıyorum. Çok değil yani, çok az, böyle bir karışması yeterli. Daha sonra irmik ve unumu da ilave ederek İlk önce irmiği ekledikten sonra biraz çırpıyorum. Şimdi unumu, kabartma tozumu ve vanilyamı ekleyerek homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpacağım tekrar. İsteyenler portakal kabuğu da rendeleyebilir. O da çok aşırı yakışıyor yani. Bence özellikle kış aylarında muhteşem bir aroma, lezzet veriyor. Portakal kabuğu, o renkli kısmından rendeleyin yalnız. O beyaz kısmını rendelemeyin. Yoksa acımsı bir tat verir. Hoş olmaz yani. Ve bu aşamadan sonra arkadaşlar mikserin düşük devriyle, en düşük devriyle çırpıyoruz. Böyle yavaş yavaş, sakince hepsi güzelce homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpıyoruz. Bu kısmı özellikle hızlandırmadım. Yavaş olmasına rağmen, yani yavaş çırpmamıza rağmen kısa bir sürede harcımız toparlanıyor gördüğünüz gibi. Bu esnada artık ben 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekleyeceğim. Dediğim gibi istemeyenler eklemeyebilir ama sevenler mutlaka Hindistan cevizi eklemelerini tavsiye ederim. Çok güzel bir lezzet veriyor. Tekrar biraz çırpıyorum ve harcım artık hazır. Ben büyük borcamda yapacağım tatlımı. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum borcama ve fırçayla her yerine eşit dağıtıyorum. Harcımı dökebilirim artık.
Gördüğünüz gibi oldukça sıvı bir kıvamı var. Kesinlikle katı bir hamur olmuyor. Borcamın her yerine eşit dağıtıyorum harcımı. Ve şimdi 160 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum tatlımı. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti arkadaşlar ama her zaman söylüyorum bunu. Kesinlikle süreye takılmayın çünkü her fırın farklılık gösterebilir. Üzeri kızardı diye çıkartmayın asla fırından. Mutlaka pişip pişmediğini kontrol edin bu şekilde. Eğer hamur değilse içi çıkartabilirsiniz. Şimdi tatlım sıcakken dilimliyorum böyle kare halinde. Bu arada şerbetimi de soğuttum. Ama tatlım sıcak dediğim gibi fırından çıkalı 1-2 dakika ancak oldu. Dilimliyorum ki şerbet her yerine eşit güzel bir şekilde dağılsın. Şimdi soğumuş olan şerbetimi sıcak tatlımın üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi anında emiyor şerbetini. Çok güzel bir şekilde çekiyor. Ve başta da söylediğim gibi bu tarif tam böyle ölçüleri denk bir tarif diyebilirim. Çünkü hiç kesinlikle ve şerbet içinde yüzen bir tatlı değil. Tam kıvamında. Şimdi yaklaşık 1 saat kadar beklettim ben. Zaten gördüğünüz gibi hemen şerbetini çekti. Maksat hani keki soğuması için beklettim ben açıkçası. Ama tabii ki zamanınız varsa çok daha fazla bekletirsiniz. Daha güzel sonuç alırsınız. Ben üzerlerine portakal dilimleri ve Antep fıstığı ile süslemeyi tercih ettim. İsterseniz hiç süslemeyebilirsiniz tabii ki. Veya Hindistan cevizi, fındık, fıstık, ceviz ne isterseniz koyabilirsiniz. Hepsi her şekilde yakışacaktır bu tatlıya. Dediğim gibi ben Antep fıstığı ve portakal dilimleriyle süslemeyi tercih ettim. Dediğim gibi ben 1 saat beklettim. Zamanım kısıtlıydı video çektiğim için. Şimdi sizlere bir dilimini çıkartıp göstermek istiyorum. Kesinlikle hiç dağılma yok. Yakın çekimle göstermeye çalışayım biraz. Ve şimdi doku testine geçiyoruz. Gerçekten muhteşem bir lezzeti var. Çok yani mutlaka denemeniz gereken tarifler arasında diyebilirim. Kesinlikle üzeri kuru değil arkadaşlar. Tam eşit bir şekilde şerbeti çekmiş vaziyette tatlımız. Mutlaka sizler de yapıp deneyin bu güzel tarifi. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.